Herkese merhaba, Acemi Kuzu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu cici mi cici önlüğü dikeceğiz. Yapımı kolay, gerekli malzemelerimiz neler? Ben iki tarafını da aynı kumaştan yaptım. Poplin kumaş, bu %100 pamuk. İçinde dok tela var. Böylece hem sıvıyı geçirmiyor hem de böyle sert durmasını sağlıyor. Kenarları içinde yine poplin kumaş kullandım. Buna uyumlu bir kumaştan. Yine bu biyelerini de yine aynı burada fırfırda kullandığım kumaştan yaptım. Böyle bağcıklı değil de çıt çıtlı isterseniz onu da bir sonraki videoda anlatırız. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. Daha net görebilin diye renkli bir kağıt kullanacağım ama normal A4 boyutu da bir kağıt kullanabilirsiniz. Bu kağıdı önce ortasından tam ortasından şöyle ikiye katlıyorum. Önlüğümün boyu 22 santim olacak. 22 santim işaretliyorum. Şöyle göstereyim. Şurası toplam 22 santim. Geldim. Bunu artık kesiyorum. Bununla bir işim kalmadı. Şimdi ben önlüğümü tamamen bunun üzerinden hazırlayacağım kalıbımı. Geliyorum. Şuradan 5 santim. Bakın, burası açık yeri, burası kapalı yeri. 5 santim işaretliyorum. Aşağıya iniyorum. 7 santim. Tekrar geliyorum. 5 santim. Şöyle daha net görün diye. Şurası 5 santim. Şurası da 7 santim. Burası yaka kısmı. Bir yaka uyuntusu vermemiz lazım. Direkt bu noktadan bu noktaya giderseniz V yaka olur. Ama ben V yaka değil, yuvarlak yaka istediğim için geliyorum. Bunu bu şekilde çiziyorum. Şöyle elimizle de yuvarlak olacak şekilde ayarlıyoruz. Sonra bu 5 santimin olduğu çizgiden 2 santim sağa gidiyorum. Niye gidiyorum? Çünkü burası omuz. 2 santim. Aşağı kısma geliyorum. Buradan da 4 santim işaretliyorum. Yine şöyle yapalım. 4 santim şurası. Artık çizme kısmına geldik. Şurası önlüğümüz 4 santime kadar yuvarlak bir şekilde geliyor. Yani şurayı önlüğün alt kısmını yuvarlıyoruz. Buradan yukarı tam yanaştırmayın ki bir sivrilik olmasın. Şöyle hafif ucundan. Bunun bu 2 santimlik yere gitmesi lazım. Nasıl gidecek? Böyle. Tam olarak bir kalıbımız oldu. Şimdi şöyle net bir şekilde de çizelim. Burası yakası. Burası da şöyle geliyoruz, yuvarlıyoruz. Alt kısmı. Ekran görüntüsü alabilmeniz için biraz tutuyorum bunu. Bunda bu iki kumaşı kombinleyeceğim. Bu tabanım olacak. Bu pembede fırfırlarım olacak. Şimdi balonlarımın yukarı bakmasını istiyorum. Düz durmasını istiyorum. Eğer bunu böyle keserseniz sadece önünü yapmış olursunuz. Ama eğer kumaşı 4 kat sererseniz, yani şöyle bir serip sonra bir kere daha yaparsanız hem önünü hem de arkasını tek seferde çıkarmış olursunuz. Eğer aynı kumaştan yapacaksanız, farklı kumaştan yapacaksanız o zaman ikisini ayrı ayrı kesmeniz lazım. Bunun köşesini bunun köşesine, yani kumaş katına koyuyorum. Kaymaması için de iğneliyorum. Biraz kumaş payı vermem lazım, dikiş payı vermem lazım. Thank you.
şuradaki gibi sert durmasını istiyorsanız tela koymanız lazım içine. Buraya işte havlu da koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. O zaman yumuşak olur. Bunun gibi böyle sert olmaz. Yani altına da bu sefer sert olmaması demek ne demek? Altına sıvıyı geçirebiliyor olması demek. O yüzden ben telalı yapacağım. Sadece bir tarafına tela koyuyorum. Onun için ne yapıyorum? Geliyorum buradan telamı da aynı şekilde katlıyorum. Telamı yapıştıracağım. Telayı nasıl yapıştıracağım? Ön kumaşın arkasına telanın parlak yeri gelecek şekilde şöyle ütüleyeceğim. Ve bu buna yapışacak. Telamızı yapıştırdıktan sonra şöyle 5 santim eninde işte 1-10 santim ke, 1 metre 10 santim kestim. Bunu biye için muhtemelen uzun gelecek ama yine de fazla olsun az olmasın. Bu da 8 santim genişliğinde eni de 1-10. Bunun da fırfır yapacağız. Bu 1-10 anca denk gelecek zaten. Şimdi biyeyi ütüleyelim. Bunu da ikiye katlayıp ütüleyelim. Ondan sonra dikişe geçelim. Tela yapıştırdığım ön parçadayım. Geliyorum. Şurası tersi. O yüzden şu şöyle. Nereden anlıyorum tersi olduğunu? Burayı iki kere kıvırdım. Burası içte kalacak kısım. Şöyle. Ve buraya önce iğneliyorum ki düzgün dursun. Fazla kaldı. Şu fırfırları daha yakın yakın yaparsanız burasını da kullanabilirsiniz. Dikişi tamamladım. Fazla olan parçayı kesebilirim. Kestim. Burası ön tarafı. Geliyorum arka tarafı şimdi. Şu şekilde birleştireceğim. Yine iğneliyorum. Şimdi çok uçtan değil, çok uçtan dikersem çünkü buradaki dikiş izleri kalır. Bu dikiş izlerinin bir tık altından dikiyorum. Şöyle yani bu dikiş izleri kaç santim? Bakıyorum 1 santimde. Ben 1,5 santimden dikeceğim bunu. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken ben yanlış iğnelemişim. Yüzü yüzüne bakacak. Yani kumaşın yüzü yüzüne bakacak. Şöyle durmalıydı. Onun için iğnelerimi çıkartıyorum. Tekrar iğneliyorum. Evet iğnelerimi çıkartıp tekrar iğneledim. Yüzü yüzüne bakacak şekilde. Dediğim gibi 1 santimden dikmişim ben şeyi. Fırfırı. Onun için geliyorum. Burada 1,5 santim. Şuradan ayarlıyorum. Ve omuzdan dikmeye başlıyorum. Dikişimiz bittikten sonra kenarlarını alıyoruz ki döndürdüğümüzde potluk yapmaz. En heyecanlı kısmı. Düzünü çeviriyoruz. Bakalım neler olmuş.
Hazır. Şimdi sıra geldi bu bağcık ve yaka kısmına. Şöyle bir biye kesmiştik hatırlıyorsanız. Onu önce 5 santimden kesmiştim. Önce ikiye katladım, ütüledim. Sonra ütü yerlerine bir buradan bir buradan kapadım. Bakın, biye yapmak işte bu kadar kolay aslında. Sonra bunun ortasını buluyorum. Şöyle. Bakın, ortası burası. Ortası yaka ortasına gelecek. Bunu önce şu şekilde açıp arka tarafını dikelim. Tek olarak da dikebilirsiniz. Yani şunu direkt şöyle takarak da dikebilirsiniz. Hatta öyle de dikebiliriz. Bakın, iğneledim. Arkası da düzgün şekilde. Şimdi önce burayı dikeceğim. Sabitleyeceğim. Arkası da denk geldiği için zaten dikilecek. Eğer denk getiremem derseniz önce arkasını sonra önünü dikmenizi tavsiye ediyorum. Sonra buraları da dikeceğim. Daha düzgün olması için en sonda şu uçtan başlayarak ince bir çıma dikişi yaparak bütün burayı çevireceğim. Şimdi oraları da gösteriyorum dikiş makinesinde. Son aşama olarak şuradan başlayıp yine çima dikişiyle dikişimi sonlandırıyorum. Bebek önlüğü videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıntıları vermeye çalıştım. Anlamadığınız bir şey olursa yine de bana yorumlarda sorabilirsiniz. Bebeklerimiz güzel güzel mamalarını yesinler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.